Herkese merhaba arkadaşlar. Gartefon Bamban 4'ün 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Steam'de geziyordum arkadaşlar. Korku oyunu arıyordum. Sonra bunu gördüm. Açıklamasında şey yazıyordu. Korkunç anaokulu. Ben de dedim korkunç anaokulu mu olur amasına şey diyor. Kayıp çocuğunu arayan bir ebeveyn için her an çok kıymetlidir. Zamanı ilerletmek için saate tıkla. Yüksek ihtimal arkadaşlar çocuğumuzu arıyoruz bir anaokulunda ile tahmin ediyorum. Bakalım. Saati ilerletiyoruz. Anaokulun kapıları bu galiba açıldı. Anaokulun kapılarının arasından bir... Bu ne, onu taşak mı? Taşak perisi. Evet. Neredeyiz? Şimdi anaokulun girişinde miyiz? Hareket etmek için VASD'ye bas diyor. Burada bir civciv var arkadaşlar. Biraz aptal bir insana benziyor. Arkadaşını yakala diyor. Arkadaşımı elime aldım. Çok güzel. Şimdi anaokulun kapısı... Burası mı burası mı? Aaaa! Ne oluyor lan? Kaç! Bunu ama! Kaç lan! Oğlum ne oluyor? Oyun daha yeni başladı lan! Vay anasını siktim bu dinozoru. Lan nereden çıktın lan? Lan okulunda ne işi var? Aaa! Lan! Aaa nasıl geliyor? Koş! Ya lanet olsun buna ya! Oğlum nereden çıktı bu lan? Deli midir nedir? Uf! Deprem etkisi yaratıyor arkadaşlar. Ekran nasıl sallanıyor görmüyor musunuz? Geliyor! Geliyor! Kaç! Şuradan herhalde buraya gireceğim. Zıpla. Açın amına kodumu kapısı. Ne oluyor be? Kapı açılmıyor. Ay. Buraya gelebilir mi bu orospunun oğlu? Gelemiyormuş. He. Amına kodumun yerinde çocuğumu arıyordum. Dinozor çıktı. Hem de iki başlı. Öyle kalkıp da iki başlı bir dinozordan da dayak yeme. Aç ağzını yavrum. Şimdi bunu niye benim elime verdiler la? Ben arkadaşım mı bu oyunda? Lan bir de beni takip ediyor. Sik! Deli midir nedir? Yavru ördek galiba arkadaşlar. Beni annesi mi zannediyor ne? Git lan! Oğlum siktir git deli misin nesi? Bir dinozor peşler bir yavru ördek peşler. Yemin ederim beni annesi zannediyor. Lan! Ben buna derdimi nasıl anlatacağım ki? Bu beni sonsuza kadar takip eder böyle. Beyin yok ki amına kodumun kuşunda. Sana ördek dilinde mi konuşayım? Vak. Ördekçe şey dedim. Dedim kim senin ananı pompaladı sen doğdun onu bilmiyorum. Ben dedim ki ben senin ne annenim ne babanım yani. Ama çok lafta anlayacak birine benzemiyor. Biraz geri zekalı. Anladığım kadarıyla arkadaşlar şu kapıyı açmaya çalışacağız ve burada iki tane buton var. Yüksek ihtimal bir tanesine ben basacağım. Bir tanesine de bu ördek basacak. Basit la. Bas ona. Ha bak ona basınca şu kapı açıldı. İyi sen demek ki bu işe yarıyorsun ördek kardeş. Burada da bir kapı var. Bunu da açmaya çalışacağız. Şimdi gerizekalı kuş. Burada da dur. Lan dursana. Orada bekle. Ben de onu açacağım. Lan orada dur. Amına kodumun sırrı. Orada bekle. Beklemiyor la. Bekle burada kapıyı açık gideceğiz. Beraber gideceğiz. Bekle. Acaba öbürüne mi koysam? Belki burada bekler tepede. Bir de şu tepedekini yerleştireyim. Burada bekle. Bakayım. Ha, buraya gelemiyor kancık. Ha, arkadaşlar ben bir tane de drone'um varmış. Ben de diyorum bu elimdeki telsiz ne işe yarıyor? Telsiz de değilmiş. Kontrol tuşuymuş. Şu butona tıklasana droncu. Benim boyum yetmiyor da. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Kapı açıldı bu sayede. Neyse gidelim içeriye. Şöyle bir yer var arkadaşlar. Oldukça karanlık. Adeta bir gece vakti elektrikler gitmiş gibi karanlık. Oğlum ciddi bu kadar karanlığa ben gitmem ki. Bir bölümün daha burada sonu. Gideyim mi cidden bu karanlığa mı? Şaka mı yapıyorsunuz lan? Başka ne var? Burada bir buton var buna basalım. Oğlum sürekli her yerde de buton var. Ne oluyor lan? Sikerim böyle işi ya. Butona bastım gibi galiba ben elektrik mi çarptın ha? Değişik arkadaşlar. Şu an bir şey beni sürüklüyor. Kuvvetle muhtemel bir canavar beni sürüklüyor şu an ya da bir insan. Ben evladımı aramaya gelmiş. Zavallı bir babayım. Benden ne istiyorsunuz? Buran her alan sorgu odası mı? Hey suçlu. Beni dinle. Bayılma numarası yapman bana sökmez. Ne numarası amına kodumun oğlu öldüm. Sen bir mahkumsun. Sorgusuz sualsiz ne söylenirse yapacaksın anlaşıldı mı? Ya sen kimsin amına kodumun oğlu? La evladımı verin gideceğim la. Diyor sana evet hayır soruları soracağım.
ve sorularıma sol ve sağ düğmelerden cevap vereceksin diyor. İleriye baktığında sağdaki düğme evet'i, soldaki düğme ise hayır'ı gösteriyor diyor. Devam ediyoruz. Panodaki tehditle hiç temasta bulundun mu diyor. Tehdit bu mu? Bu cahil bir göt verene benziyor. Ben bunu hiç daha önce görmedim. Görmedim. Ya oğlum bu uzaylıları getirip benim önüme sürme. Ben bunların hiçbirini görmedim. Hayır. Oğlum nerede? Evladım nerede? Beşinci soru. Panodaki tehditle hiç temasta bulundun mu? Ulan var ya bu ne sakso çeker. Tamam. Eşyalarını arka taraftan al ve odadan çık. Lan bu bana emirler veriyor. Bu ne oğlum? Evladım nerede oğlum? Onu yediniz mi lan? Hele benim oğluma bir şey olsun. Bir adet kontrol butonum var. Başka da eşyam yok zaten. Bir dakika birader, senin hayırdır la? O sıfatınla beni mi korkutacaksın? Ananın avradını ya. Abi sen nasıl bir yaratıksın yani? Sen nesin, necisin? Dev misin? Biraz kurbağaya benziyorsun ve çok mutlu görünüyorsun. Welcome to the kingdom. Krallığa hoş geldiniz. Ben almayayım, sağ olun. Geri dönelim ben iyisi. Seninle ne yapacağıma karar vermek benim elimde değil ortam. Kraliçeyle konuşmamız gerekiyor. O esnada muhakkak saygını göster. Kraliçe de mi var amına kodumun yerinde? Burası mı sizin krallığınız? Benim la evladımı verin gideyim, mal mısınız nesiniz? Lan kraliçe bu mu? Ejderha. Merhaba majestemleri. Majesteleri, yeni tutsağı sorgulamayı bitirdim diyor. Majesteleri, evladımı kaybettim. Herhalde kraliçe bu arkadaşlar. Ayağınızı öpebilir miyim ejderha ayağınız? Ejderha değil, ejderha. Evet ben endişeli bir ebeveynim. Benim oğlumu kaçırdılar. Yukarıdan çığlıklar ve gürültü geldiğini duydum. Çocuğunuzu aramak için buradasınız. Çocuğumu arıyorum. Uzaylı gördüm. Korkarım ki onu burada bulamayacaksınız. Sizi üst katlara geri götürmede yardımcı olabiliriz. Ama önce kendimizi tanıtmamıza izin verin. Son zamanlarda hepimiz biraz sinirliydik diyor. Eminim anlayış göstereceksindir. Ayağına bakın arkadaşlar, fırın küreği gibi. fırında mı çalışıyorsunuz kraliçe? Arkadaşlar olay şu. Evladımı aramaya gelmiştim bir anaokuluna. Şu an bir ejderha ve bir embesil tarafından kaçırıldım. Beni yüzeye çıkarmaya çalışıyorlar bir asansörle galiba. Ve asansör bozukmuş. Ya bir tane asansörü tamir edip arkadaşlar buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Onun için de asansör parçalarını bulmamız lazım. Ördek. İnşallah evladımı buldum da onu sana hediye edeceğim. Pardon, seni ona hediye edeceğim. Şimdi bu tren asansöre mi götürüyor bizi, asansör parçasına mı götürüyor? Konuşmuyor da kendisi. Koridorda da bir şey çıkmaz umarım. Bekle. Düşmanlarımı tanırım. Şu an bizi takip ediyorlar. Bana şey diyor, bu havalandırma delikleri tehlikeli diyor. Ama her yerde de havalandırma delikleri var. Ne yapacağız şimdi biz burada? Deliklerde bir şey yok ki. Amına kodumun havalandırma deliklerinden mi korkacağım? Şimdi şu tarafta, şu yoldan gittik, bir tane kuş çıktı. Bir de bu yolu deneyelim. İnşallah buradan da kuş çıkmaz. Merhaba. Oğlum her tarafta kuş var lan. Yani korkutucu mu, idare eder. Şimdilik bir iki kere korktum söylenebilir arkadaşlar. Evet, bu odaya geldik. Koca koridoru geçtikten sonra. Asansörün parçası burada mı abicim? Vay, teknolojiden de anlıyoruz. Sistem çalışıyor. Evet, sistem yarrağı yedi. Şu kapıda ne var? Açılacak mı? Çok narin açılıyor. Aha! Galiba arkadaşlar asansörün ilk parçasını bulduk. Çok güzel diyor. Geri dönelim diyor. Tamam abi, sen istersen de ben geri dönmez miyim koşarak? Sen çok yakışıklısın. Bakma. Seni hafif bozan ne biliyor musun? İri dişlerin. O dişlerini ve gülümsemen biraz küçülürse sen, yüzün gerçekten çok orantılı. Kaşların, burnun. Prenses kurbağayı öpüyor. Sonra kurbağa prense dönüşüyor. Sonra ömür boyu uff sikiş var. Asansör bu galiba arkadaşlar. Bizi yaklaşık 2-3 kilometre yukarı taşıyacak asansör. İlk parçasını bulduk. Bu da tabir edecek. Parçayı koyalım. Harika. Bu işte neden birisi? Ola beraber ne olmuş ola barıp gerizim. Merhaba majesteleri, beni çağırmışsınız. Hoş geldin. Umarım yolculuğun güzel geçmiştir falan filan. Sana ne? Kraliçem, ayağınızı öpebilir miyim? Size teşriflerimi bildirmek amacıyla. Yavaşlasana amına koymandan anlama. Ulan hep bir ejderham olsun istemişimdir ha. Düşünseniz arkadaşlar, okul ejderhanızla gidiyorsunuz. Böyle tam millet törendeyken böyle bir ejderha bir ateş üflüyor. Siz de o sırada iniyorsunuz. Şöyle bir bakış atıyorsunuz. Kızlar diyor, aa Umut yanıyorsun. Ben de diyorum, yanıyorum biliyorum kızlar, yandığımı biliyorum. Keltoş müdür de o arada böyle kıskançlıkla beni inceliyor. Ne güzel olur diye. Where have you been? Neredeydin? Bir süredir seni bekliyordum. Ya bir işim vardı ya, az bir ejderhaya posta attım. İhtiyacımız olan bir sonraki parça ikinci istasyonda olmalı, besleme bölümünde. Of of.
Keçi bunun gözleri açıq. Bir insan sevdiğine baktığında göz bebekleri büyürmüş. Seninki hiç hareket etmiyor. Beni sevmiyor musun? Buradayız, hadi gidelim diyor. Gidiyoruz arkadaşlar, bunu takip ediyoruz. Sefere mi çıkıyoruz? Ben bunu da anlamadım ki. Değişik bir insan yani. Abim be, öz abim, kulakla. Ne oluyor lan? Niye domaldın? Dayamam mı lazım? Ne oluyor be? Eğil diyor da nasıl eğleniyor bilmiyorum. Bunun arkasından mı saklanayım? Bir tane canavar geldi arkadaşlar. Baba yere yumruk vurunca yer titriyor, öyle güçlü bir şey bu. Ne oluyor lan? Abi o neydi? Bu Şerif'in daha önce kurduğu tuzaklardan biri olmalı. Şerif kim lan? Onun için tüm bunların ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu hayal edemiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu herifin kapısı kilitli. Açmak için de bir anahtar lazımmış. Galiba anahtar da şöyle bir yerde. Baksanıza oğlum bu. Ya hayır olsun, burada pek güzel bir şeyler çıkacak gibi değil ama. Kuyu canavarı mı çıkacak burada? Meryabalar. Şuraya girelim, bir tane anahtar lazımmış bize hocam. Açıl susam açıl. Sen açıl, ben susam. Saygılar, sevgiler. Merhabalar. Merhabalar tekrardan. Benim almam gereken bir şey varmış galiba burada. Şöyle ben alıp gideceğim. Merhaba. Çok güzel. Kral tacıymış. Hoşça kalın. Wow. Vay be. Buraya gelip bizim olanı çalıyor ve sonra gidiyorsun. Evet, tam olarak onu yapıyorum ve kes sesini. Abi işimiz bitti mi senle? Asansör parçasını almadan önce yapman gereken bir şey var. Ne var? Reis Eyboy'un kilidini almış la! Kurtul lan! Şöyle... Ne hale girdi, gördünüz mü? Psikolojiniz bozuk sizin aga. Ne oldu şimdi bu? Neydi yani, arkadaşını mı öldürdün? Buralarda halletmem gereken birkaç işim var, bensiz geri Tamam abicim, ben ikinci asansör parçasını da alıyorum. Arkadaşını dövdüğün için sen vicdan azabı çekiyorsun, ben kaçıp gidiyorum abi. Bu nasıl bir kraliyet, herkes birbirine düşman. Oyuncaklar var, kiren bir pişman. Yaratıklar var, hırları uzun ve kalın, ayakları yalın, deşerler insanı, anlamazlar kimseyi. İkinci parçayı da getirdim. Buyurun, buraya mı koyacağız? Bu için ikisi harika iş oldu diyor. Eyvallah, sağ olasın. Bir tane iş kaldı galiba. Kraliçeyle bir daha konuşalım arkadaşlar. Üçüncü için yolculuğa çıkayım. Dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri yaşıyorum. Parçayı getiriyorum, kraliçeyle konuşuyorum. Kraliçeyle konuşuyorum, parçayı getiriyorum. Geldim. Majesteleri, ayaklarınızı öpmeme izin verin. Yeter lan, yeter! Tamam, son parça için yola çıkıyorum arkadaşlar. Yine boş beleş bir konuşma yap. Baksanız arkadaşlar, galiba krallığın vatandaşları, bunlar hepsi duvarda yazılı. Bu nap kötü olan galiba. Bu da kraliçemiz, her zamanki gibi ayaklarından tanıyabilirsiniz. Ulan bu ejderha mı, kanguru mu? Kanguruymuş lan bu galiba, ben bunu ejderha zannediyordum. Neyse ya, fark eder mi bize? Cahilin teki Jumbo Jus. Slof Selin, bunları daha görmedik. Aa, bu bize yardım etmişti, bir de bunun sevgilisi varmış. Bu ne oğlum, yaratık abi. İşte değişik değişik insanlar, bu da karanlık bir güç galiba. Son parçayı almak için yalnız bir yolculuğa çıkacakmışız. Bu sefer bize yanımızda bir korumayla göndermiyorlar. Tek başına hallet diyorlar, değişik işte. Fiziksel bir teste sokacak galiba. Bizim kimseden bir korkumuz yok, burada bir ayı bizi bekliyor. Merhabalar. Teke tek mi atacağım bunla? Ben varım lan. Ama elimde bir samuray kılıcı olması lazım. Lan! Aslan mı, kedi mi, dinozorlu bir şey geldi arkadaşlar. Ne yapıyor şimdi bu? Oğlum ben bunla nasıl savaşayım o? Del samuray kılıcı, bazuka mısa yine yetmez bu amına kodumun canavarına. Ne yapıyor? Boğa gibi saldırıyor, kafasını oraya çarpıyor. Biz de kafasını farklı renkteki olan şeye çarptıracağız galiba. Öyle bir şey anladım ben. Gel abi. Lan kimsin lan sen? Arkadaşlar, acaba bunun bacak arasından geçebilir miyim? Öyle bir şey deneyeceğim. Şöyle... Ananı sikiyim. Bacak arası filan denemiyor musun? Ağzında mıknatıs mı var orospu çocuğun acaba? Bacak arası... Bacak omuza yaptı bizi amına kodumun çocuğu. Kuçu 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 gel. Kuçu kuçu pense, yaramı yese... Kafanı buna çarpman lazım galiba senin, ben öyle anladım. Git kafanı çarp ona lan. Şöyle... Evet, tam da oldu arkadaşlar. Sıradan girenge çarpacak, yine mi oraya çarpacak? Bu sefer olacak mıydı? Gel. Çok güzel. Kafanı çar. Yeter la, of. Geberdi galiba. Geberdi mi?
He. Ulan dedim bey daha çok sinirlenmiştir. Bunun işi belli olmaz. Ayaklarını görüyorsunuz sayın seyirciler. Dinozor ayağı görmek herkese nasip olmaz. Görüyorsunuz. Üç parmağı var. Tırnakları uzun ve gerçekten kıllı ve pürüzsüz. Değişik bir şey. Bak. Kedicik. Kedi misin köpek misin orası da belli değil ama. Bir gün bir kedi kendini aslan zannetmiş. Bir ayıyla kapışmış. İşte o kedi sensin. Bu durumda ayı da ben oluyorum. Ağzını açma. Yarrak kaçar. Biliyordum böyle bir şeyler olduğunu. Üç görevi de tamamladım. Zekamı kullandım. Çocuğum nerede? Oğlum. Bakıyorum. Ya. Üçüncüyü de bulduk arkadaşlar. Bu ne lan? Adeta böcek zappera doğru. Şerif senin sayende meşgul olduğundan kraliçeye ulaşmak çok kolay olacak. Ne oluyor oğlum, bu kraliçeyi mi öldürecek? Şimdi gideceğim çünkü senin aksine benim ailemi geri kazanma yolum hiç bu kadar net olmamıştı. Nereye gidiyor la bu? Kraliçeyi öldürmeye mi gidiyor acaba? Bir dakika arkadaşlar. Kraliçenin yanına dönmem gerek galiba. Lan yettim lan. Kraliçem sizi öldürecekler. Koş 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 koş. Ulan hadi lan geldim lan. Kraliçe umarım yaşıyordur. Ne yapmışlar, onu bir yukarı çıkarmışlar galiba. İdam mı ediyorlar kraliçeyi? Bakalım ne olaylar dönüyor, hep birlikte göreceğiz. Şşt! Bana bakın lan, kraliçeyi yalnız mı zannettiniz lan? Ne dönüyor burada? Majesteleriniz sonunda yapılması gerekeni yapmaya geldim ve şakalarımı sunuyorum. Arkadaşlar şöyle bir olay varmış. Kraliçe gülünce ölüyormuş. Sana emrediyorum, burayı terk et ve hiçbir şaka yapma. Şaka yaptıklarında arkadaşlar kraliçe ölüyormuş galiba güldüğü için. Ne oluyor oğlum? Kraliçem gülmeyin hiçbir şeye. Gülmeme challenge yapın. Bak güldürmeye çalışıyor arkadaşlar kraliçeyi espri yaparak. Espri yaptı. Aha kraliçe güldü. Oros böyle bir gülüş şekli mi var? Buradan kaçıp gidelim mi? Kraliçe öldü galiba lan. Kraliçe gülünce amandan bir işin çıktı. Ne yapacağız oğlum? Ananı sikiyim senin lan. Orospu çocuğu. Beni de mi güldüreceksin? Kraliçeyi de sikiyim. Seni de sikiyim. Asansörü de sikiyim. Artık beni buradan götürün la. Evet arkadaşlar, alt kata doğru bir yolculuk yapıyoruz. Normalde üst kata gitmemiz gerek ama. Abi ben çocuğum nerede ya? Ya ne kraliçenin asası. Oynadığın için teşekkürler. Bunu buradan istek listesine ekleyebiliyorsun diyor. Bu oyunun devamı filan da çıkmış. Şimdi açıklamada şey yazıyordu. Korkunç ana okulundan kaç filan yazıyordu. Sonra oyunun başında şey dedi, evladın kaybolmuş. Ben dedim belki evladımı bulmaya geldim derken bir tane kurbağa beni kaçırdı. Kurbağa kaçırdıktan sonra kanguru ve ejderha karışımı bir tane kraliçe asansörü tamir et buradan kurtul dedi ve ben asansörü tamir ettim. Ben evladıma kavuşamadım. Kraliçenin amından ışın çıktı. Hiçbir şey anlamadım finaldan arkadaşlar. Açıklamada böyle yazmıyordu. Ne bileyim, bu oyunun farklı bir hikayesi mi var? Biz yanlış yerden mi başladık onu anlamadım. Ama bir şekilde oyunu bitirdik arkadaşlar. Sonuca ulaşamasak da değişik bir macera oldu. En azından birkaç bulmacayı çözüp kraliçenin amından ışın çıktığını gördük. Ne yapayım? Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.